Amasya'dan merhabalar. Bugünkü tanıtacağımız tüfeğimiz benim daha önce hiç görmediğim, elime almadığım, çok da merak ettiğim bir tüfekti. Birçok kişi de bunun bir testini yapar mısın dedi. Tesadüf Serkan kardeşimiz de vardı. Rica etti kendisinden, geçen hafta öğrendik olduğunu. Geldi, sağ olsun yardımcı oldu bize. Biz de bunu şimdi tanıtımını yapacağız. Daha sonra da 5 çoku var, 5 şokla 5 ayrı hedefimize atış yaparak atış testini de yapacağız. Tüfeğimiz boş. Tüfeğimizin ismi CEO Trust. Bildiğiniz Browning Maxus'un birebir aynısı. Bütün özellikleriyle, namlusuyla, piston grubuyla, mekanizma grubuyla, yani Browning Maxus'u almış gibi düşünebilirsiniz. Sadece Browning Maxus'ta birkaç tane vida var, bunda da iki tane pin var. Başka bir farkı yok. Hemen hemen aynı. Şimdi tüfeğimizin özelliklerinden bahsedeceğim. Duralım. Tüfeğimizin özellikleri, tüfeğimiz 71 namlu. 5 adet mobil şoku var. Gövdesi 7075 full alüminyum. Namlusu 4140 tam delme çelik. Namlusu biraz farklı. Bunlara Inorbow namlu diyorlar. Bu Inorbow namlu diyemiyorum. Bu namlunun özelliği de şu. Fişek yatağının bitişinden itibaren namlu içinde çeşitli genişletmeler yapılmış. Namlu iç çapı fabrika verilerinde 1860 diye geçiyor. Ancak fabrika daha net bir bilgi vermiyor şu kadar diye. Üzerindeki şerit 7 milim yüksekliğinde, 5 milim genişliğinde bir şeride sahip. Namlu ucundaki şok, kırmızı fiber optik şok. Düzeltiyorum, gez, arpacık, fiber optik, kırmızı fiber optik arpacık. Üzerinde 4 adet dürbün yatağı yapılmış, konulmuş. Dürbün ayağı takmak için. Plastik el bunda, plastik dipçik. Full kamuflajlı bir CEO Trust. Tüfeğimizin özellikleri bunlar. Artı hızlı yüz dediğimiz zaman da yüze gelmesi de çok rahat ve kolay. Yine normal düşürme düğmesi. Bunun farkı şu mekanizması. Mekanizması normal. Browning Max 5'teki gibi ya da Browning daha önce biraz Maxus'takinin birebir aynısı mekanizması. İçeriye doğru namluya yaklaşınca kilitleniyor. Çekince açılıyor. Tamam. Arkadan icra yaylı. Şimdi sökeceğim gaz pistonunu da göstereceğim size. Şunu kaçtan da alabiliriz. Tüfeğimizde yine dipçik ayar pulları mevcut kutusunun içerisinde. Tüfeğimizin farklı özelliği şu. Rapid fit diye bir özelliği var. Şu şekilde açık. Şöyle yaptığınız zaman namlunun ya fişek sürmek için örnek şöyle söyleyeyim. Domuz avındasınız ya da bir kuş avındasınız. Aniden domuz çıktı. Şunu geriye doğru çektiği zaman fişeği kilitliyor buradan. Direkt mekanizmayı çektiğinizde mekanizma şu şekilde geride kalıyor. Hızlı dolum özelliği var, rapid feed diye. Fişeği buradan tek kurşunu bırakıp direkt domuzu atma şansı veriyor. Veyahut da işte bıldırcın avındasınız, tavşan çıktı diyelim. O dönemde yasak ama normalde çıktığını düşünün. Hemen bunu kilitlediğiniz zaman çektiğinizde mekanizma fişeği atıyor, diğer fişeği koyup düşürüp direkt atış yapma hakkı tanıyor. Buna aynı zamanda şarjör kilidi, aynı zamanda da hızlı dolum özelliği var. Yani fişeğe buradan basıp da elinizi çektiğiniz zaman mekanizma şöyle gerideyse fişeğe basıp çektiğiniz zaman direkt namluya fişeğe sürer. Bunun özelliği bu. 7075 alüminyum Max 5 kaplamalı. Üzerindeki kamuflajı Max 5 mısır desenli kaplamaya sahip. Şimdi tüfeğimizin bir de geliştirilmiş piston grubu diye bir özelliği var. Şu üzerindeki direkt söküp takmak için çok basit yapmıştım. Tutup sola doğru çevirdiğiniz zaman bunu çıkarabiliyorsunuz. Şuradan üstüne bastırıp da şu şekilde üstüne bastırıp geriye doğru çektiğimiz zaman şu şöyle buradan sökülebiliyor. Şuradan namlusunu sökmek için istesek şöyle de yapabilirsiniz. Şu da namlusu, Inorbow namlu. Namlu üzerinde bir delik var. O delikte mekanizmanın üstündeki girintinin şurayı biraz daha, şu parmağımızdaki girinti. Mekanizmayı sökmeyeceğim şimdi. Ona uğraşmak istemiyorum. Şu da piston grubu. Şu şekilde. Şuradaki piston geriye geldiğinde mekanizmayı şu yanaktan geriye doğru gitiyor. O itme esnasında da tüfeğimiz çalışıyor. Çok fazla arazi dolduğumuz için detaylı sökmek istemiyorum tüfeğimizi. Sağ olsun arkadaşımız bizi kırmadı. Tüfeğimizin özelliği bu. Mekanizmasının ön görünüşü de şu. Yandan görünüşü de şu. Şuradaki şu parça önemli. Bu çift. Yani kilitlemeyi yine namlu üstünden yapıyor. Şuradaki deliğe kilitleyerek yapıyor. Buradaki farkı da şu. Şuradaki parça da boş kovan atacağı şu parça. Geriye doğru çekiliyor şöyle.
boş kovan atacağı. Normal tırnak yatağı, inovator namlu dedikleri komple atım yatağından itibaren genişletilmiş namlusu. Şimdi biraz mekanizmamızı geriye doğru çekip geriden dalabiliriz. Geniş açıyla dalabiliriz. Bu şekilde abi. Bıraktığınız zaman geçiyor. Şunu üstten takıyorsunuz. Zaten piston yatağı burada. Şu şekilde bastırıp gittiğiniz zaman yerine geçiyor. Şunu da takması sökmesi arkada da aynı, önde de aynı. Üstten bastırıp sola doğru çevirdiğimiz zaman yerine aslı kayışı pimleri de bu şekilde takılıyor. Burada da aynı şekilde yine bastırıp çevirdiğinizde çıkıyor. Max 5 kaplamalı bir CEO Trust. Ağırlığı 3 kilo 200 gram. Namlu iç çapı 18-60. Birazcık dar bir namlu ama namlu içinden genişletilmiş. Fabrika muhtemelen ölçüler vermek istememiş anladığımız kadarıyla. Gövdesi 7075 alüminyum, 4140 delme çelik namlu. Şeridinden bahsettik. Rapid Vienna, Rapid Feed özelliğinden bahsettik. Şu özellikten. Hızlı dolum özelliği. Şu şekilde normal alttaki fişek borusundaki yatakları atıyor. 4+1 tüfeğimiz. CEO Trust. Başka bir özellik olarak da normal plastik el gunda ve dipçik. Arkada yumuşatılmış dipçik peti var. Şimdi birazdan CEO diye de üzerine şöyle bir marka yazılıyor ama buradan tam net görünmüyor. Biraz yakın olursa belki görünebilir. Bu tüfeğimizle şimdi atışımızı yapacağız. Diğer tüfeklerimiz de hemen hemen aynı özelliklere sahip. Çok farklı bir özellik yok. Sadece gaz piston grubu biraz değiştirilmiş. Namlu yatağından itibaren namlunun içinde genişletilmeler yapılmış. Ta ki şok virasına kadar. Onun haricinde de inovator namlu diye geçiyor. 5 adet 5 santimlik şoklara sahip. Bunun şok dibinden kilitlemeli. 12'den 28'e kadar 20 dahil 16 dahil bütün şokları sökmek için yapılmış da bir aparatı koymuş firma. Tüfeğimizin özellikleri bunlar. Saygılar, sevgiler. Birazdan da atış testlerini yapacağız. Onu da ayrı bir video olarak yayınlayacağız inşallah. Serkan kardeşimize de çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Sağ olsun bizi kırmadı. Saygılar.